Girişim Sermayesi Fonları, Lüksemburg ve Türkiye arasında işbirliği fırsatları konulu panelimiz başlayacak az sonra. Panelimize JP Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetici Ortağı Sayın Pınar Eczacıbaşı moderatörlük yapacak. Konukları ise Lüksemburg Türkiye Business Başkan ve Turkish Desk at Fuşe Esasiye Finans'ta yönetici Zeynep Aslan, Mir Holding Ekin Fon Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mir Mahmutoğulları, İş Girişim Sermayesi CEO'su Murat Özgen, Early Bird Venture Capital Ortağı Evren Üçok, United International Management Yöneticisi Sinan Sar, Wildgen Partners in Love Ortağı Mevlüde Aysun Tokba konukları olacak. Buyurunuz. Sesim geliyor adam. Öncelikle ben de son panelist moderatörü olarak herkese bir hoş geldiniz demek istiyorum. Bu zirvenin oluşumunda emeği geçen herkese hepimiz adına çok teşekkür ederiz. Sabahtan itibaren panelleri izliyorum. Yenilikçi finans üzerine temalanmış bir zirve. Değişik temalar ele alındı, değişik panelistler tarafından gayet başarıyla bu saate kadar geldik. Son paneli de ümit ederim zevkle izleyeceksiniz. Çok değerli misafirlerim var, hepsi konularında uzman, hepsi arkadaşlarımız, kendilerini gayet iyi tanıyoruz. Ben kendilerine ilerleyen dakikalarda bir takım sorular yönelteceğim. Bugünkü panelimizin konusu private equity, bu girişim sermayesi, risk sermayesi dediğimiz konuda gene halen ülkemiz için yenilikçi finans ürünlerinden sayacağımız bir konuda ki son 10 yıllık sürece baktığımızda büyük aşamaların kaydedildiği bir industry, yani şu aşamada bir piyasa. Burada bu konuyu inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Ben kendimi tanıtayım. Pınar Eczacıbaşı. Mesleki hayatıma finans sektöründe başladım. Halen de kendime ait bir butik finans danışmanlık şirketinin yöneticisiyim. Birkaç şapkam var. Bir tanesi bu konuyla ilgili olarak Türkiye'de kurulmuş bulunan 2007 yılında IVCI, İstanbul Venture Capital Initiative dediğimiz bir investment, bir yatırım, girişim sermayesi yatırım platformunun network stratejik ağ başkanıyım. Burada girişim sermayesi, girişimcilik benim aslında hayatımın çok önemli bir konusu. Çünkü ben yıllarca STK'larda girişimciliğin Türkiye açısından önemini vurgulamaya çalıştım. Bu konuda projeler ürettik arkadaşlarımızla beraber ve yıllar sonra bu konunun en önemli ayağı olan sermaye kısmında gene faal bir görevde olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Girişimcilik hepinizin bildiği gibi bir serüven, kendi içinde bir insani özellik ve bunun bir takım ayakları var. Bunun sermaye ve onunla birleşen yeni fikir tabii ki olmazsa olmazı. IVCI bugün majör oyunculardan biri piyasada bu konuda. Piyasaya fon veren büyük oyunculardan biri. Aynen EBRD, IFC gibi. Bunun yanında kamuda biliyorsunuz bir takım oyuncular var. TTGV gibi, COSGAP gibi. Gene özel sektörde, finans sektöründe bankalar bu konuda aktif rol alıyorlar. IVCI içerisinde şu gün 160 milyon euroluk bir commitment piyasaya sürüldü. Ancak bunun piyasaya efekti çok daha yüksek. Aramızda beraber çalıştığımız bu konuda arkadaşlarımız var. Sayın Evren Üçok, Sayın Murat Özgen, İş Girişim ve Early Bird firmalarından. Kendileri daha ileriki aşamalarda anlatacaklar yaptıkları faaliyetleri. Piyasa dediğim gibi gelişmeye çok açık bir
bir piyasa, bir ekosistem var ve bu ekosistemi biz her geçen gün daha geliştirmeye, bu oyuncuları bir araya getirmeye, gündemde kalan konuların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Sizlerden gelecek sorulara da ilerleyen saatlerde cevap vermek isteriz. Şu aşamada yeni bir fon olarak piyasaya gelecek olan Turkish Growth and Innovation Fund'ın çalışmaları sürüyor. Amaç tekrar piyasaya fon sağlıyor olabilmek elbette. Ben bu aşamada ilk sözü Sayın Murat Özgen Bey'e vermek istiyorum. İş girişim CEO'su kendisi. Bizim de yakından çalıştığımız bir arkadaşımız. Murat Bey, bize Türkiye'deki piyasayı biraz aktarır mısınız? Çünkü sizler biliyoruz ki iş girişim olarak piyasanın en ilk girenlerden birisiniz bu konuda piyasaya ve gene biliyoruz ki çok firma elinizden geçiyor ve son zamanlarda da birçok exit yaptınız ve bu piyasada exit yapmak zaten başlı başına çok önemli bir konu. Eminim çok ciddi tecrübeleriniz var. Bizlerle biraz paylaşır mısınız? Çok teşekkür ederim. İsmim Murat Özgen, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin genel müdürüyüm. İş girişim sermayesi aslında 2000 yılında Türkiye'de kurulmuş. Temel amaç da aslında Türkiye'de kaynak ihtiyacı olan şirketlere sermaye aktararak hem kurumsallaşmasına hem de sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmaktı. Bugüne kadar Türkiye'de 15 şirkete yatırım yaptık. Bunun 11'ini de satarak çıktık. Temel olarak iş girişimin hedeflediği yaşam eğrisi şirketlerde orta ölçekli şirketler. Ve genellikle de büyüme sermayesini fonluyoruz. Yani ortaklardan hisse almaktan ziyade şirketlere kalıcı sermaye koyarak bu şirketlerin hızlı bir şekilde büyümelerini sağlıyoruz. Bu 11 şirkette elde ettiğimiz yıllık bileşik getiri dolar bazında %26,5 ki bu dünya ölçeğinde en yüksek seviyelerden birisi. Bu da tabii takım arkadaşlarımın kapasitesiyle beraber tabii Türkiye'nin bu son 10 yıldaki transformasyonundan da çok ciddi bir şekilde faydalandığımızı söylemek isterim. Türkiye'de biz bu işe 2000 yılında başladığımızda sahiden sizin söylediğiniz gibi çok başlangıç aşamasındaydı. Hatta bizler de biraz ürküyorduk. Ya nereye yatırım yapalım? Nasıl yatırım yapalım? Bu şirketleri nasıl büyütebiliriz? Daha da önemlisi biz bu şirketleri nasıl satarak çıkabiliriz? Çünkü bir fonun para yapabilmesinin tek yöntemi bu hisseyi ileride satarak çıkması. Ve satarak çıkmadığı zaman sizin bu şirketlerden bir gelir elde etmeniz çok mümkün değil. Sonuçta taşın altına siz de elinizi sokuyorsunuz ve şirket ortaklarıyla beraber de bütün riskleri ve sektör riski, şirket riski taşıyarak bu ortaklığı gerçekleştiriyorsunuz. Fakat Türkiye'de 2002'den itibaren işte tek parti hükümetinin gelmesi, enflasyon oranlarının düşmesi, yabancının Türkiye'ye olan ilgisinin artmasıyla beraber ki 2005 yılında bir zirve yaşandı. Türkiye'de birleşme ve satın almalar yaklaşık 31 milyar doları buldu. Ve bununla beraber de çok ciddi bir şekilde girişim sermayesi fonlarının da 2006'dan itibaren Türkiye'ye girişini görmeye başladık. Bu da tabii bizim için çok önemli bir unsur. Çünkü bizim için çıkış alternatiflerinden ikisi. Yani çünkü üç türlü çıkış alternatifimiz var günün sonunda. Ya halka açılmak, ya bir stratejik ortağa satmak ya da başka bir girişim sermayesi fonuna hissenizi satmak. Bu da bu iki alternatif tabii sektörün önünü açmaya başladı ve doğal olarak da işlem sayısı artmaya başladı. Şimdi ufak birkaç istatistik. 2000 yani girişim sermayesi sektörüne baktığınızda bugüne kadar küçük ölçekli venture capital dediğimiz işlemleri dışarıda bırakıyoruz. Bugüne kadar 285 adet işlem gördük. Bu 285 adet işlemin %85'i 2006'dan sonra gerçekleşti. Yani asıl ivme private equity'de 2006'dan sonra başladı. Ve yaklaşık bu 285 işlemin 58'inde bir çıkış gördük. Yani 58 işlemde de çıkış görüldü. Bu çok önemli bir husus. Çünkü bu yabancıların söylediği track record bizim için önemli. Çünkü yabancı fonlar günün sonunda bu işlemlerden para yapıp yapmadığını görmek istiyor. Peki fonların kompozisyonuna baktığımızda şimdi biz SPK altında kurulduk. Türkiye'de bu İş Bankası grubu olarak kurduğumuz için yanımıza da Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nı aldık. Türkiye'de kurulu fonlar eğer vergiden imtiyaz almak istiyorsa bunu SPK altında kurması gerekiyor. Çünkü tebliğ bunu öngörüyor. Ve biz de bunun üzerine SPK altında kurulduk.
Bugün itibariyle SPK altında kurulmuş olan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları 12 adet. Ve bu çok büyük bir ivmeyle gelişiyor. Çünkü aslında 5 yıl evveline baktığınızda 5 tane bile yoktu. Hızlı bir şekilde buraya doğru bir kayma olduğunu görüyoruz. Buradaki ama handikaplarınız ne? Buradaki handikapınız şu. Bir kere bu yabancıların söylediği bir evergreen fonuz. Yani holding şirketi gibi kurulmuş bir fonuz. Elimizdeki nakit kendi bilançomuzda taşınıyor. Kendi bilançomuzdan yatırımları gerçekleştiriyoruz. Yatırımlardan elde ettiğimiz getiriler çıkış anında kendi bilançomuza geri geliyor. Ve bunu ya temettü olarak dağıtıyorsunuz ya da yeniden yatırıma döndürüyorsunuz. Şimdi bunu yapan 12 adet şirket var. Çünkü Türkiye'de kurulu fonların yurt dışına gidip tekrar yurt içine parayı soktuklarında bununla ilgili bazı vergisel sorunlar olduğu için hükümet de 98 yılında bununla ilgili bir kanun çıkartmış ve bunu da SPK'ya plaselemiş ki SPK bunu bir regulatory body olarak kontrol edebilsin. Bunun dışında Türkiye'de kurulmuş olan 8-9 adet Türkiye'ye odaklı olan Türk arkadaşlar tarafından kurulmuş fonlar var. Bu fonlar da genellikle offshore ya da onshore'dan gidiyor. Niye? Çünkü bu fonların yatırımcıları genellikle yabancı. Ve yabancılar da fonu kurarken genellikle rahat hissettikleri hukuki sistem altında kurmak istiyorlar bunu. Bunlardan birisi de Lüksemburg. Maalesef Türkiye şu anda o aşamada değil. O bağlamda da maalesef biz girişim sermayesi yatırım ortaklığı altında bu tip fonları, yabancı fonları daha henüz getiremedik. Bunu bilen SPK da aslında bu sene başlayan girişim sermayesi fonlarını kurdu. Ki yabancıları Türkiye'ye getirebilmek adına. İşin özeti Türkiye'de ofisi bulunan fon adet sayısı yaklaşık 35. Bunun 12'si SPK altında kurulmuş durumda, 8'i offshore'da kurulmuş durumda. Bunun dışında bu 21 ediyor yaklaşık 20-21 adet fon. Bunun dışında 15'e yakın global, bölgesel fonlar var. Yani dünyanın en büyük fonları Carlyle'ın da bir ofisi var. Bölgenin en büyük oyuncularından Abraj'ın da var. Bunların hepsi aslında genellikle bizim bildiğimiz offshore ve onshore fonlar üzerinden Türkiye'ye gelip yatırımlarını gerçekleştiren fonlar. Yani benim özet olarak verebileceğim, aslında ki çok kısaca verebileceğim snapshot, Türkiye'deki resim bu. Elbette. Şöyle, biz tabii bir tur daha yapacağız. Biraz daha yaptığınız işlemlere herhalde ikinci turda girersiniz. Bir de biraz daha içeriden enformasyon verirsiniz bu genel sunumun dışında. Murat Bey tabii Türkiye'de kurulu bir girişim sermayesi şirketinin başında. Dediğim gibi kendisi son derece yoğun bir şirket analizi yaparak yatırımlarını yapıyor. Dolayısıyla çok ciddi şekilde sektörleri görüyor, piyasayı görüyor, tanıyor. Çok ciddi bir tecrübesi olduğunu düşünüyorum. Kendisine tekrar geri döneceğiz. Bu meyanda aramızda 3 tane arkadaşımız var. Üç tane arkadaşımız kendileri Lüksemburg'dan geldiler. Bize Lüksemburg'u birazcık tanıtacaklar. Yalnız ben kendim tanıtmak yerine her biriniz konuşmanızın başında ufacık da kendinizi tanıtarak giriş yapabilirsiniz. Öncelikle Mevlüde Hanım size söz vereceğim, sonra diğer Lüksemburg'dan gelen arkadaşlarıma söz vereceğim. Burada amaç tabii biraz da Türkiye ile Lüksemburg arasındaki fırsatları görebilmek. Daha sonra aramızda Lüksemburg'da kurulacak bir fonun da temsilcisi burada. Size veriyorum sözü. Bize birazcık Lüksemburg'daki yapılarını fonlarında aktarabilirseniz sevineceğiz. Çok teşekkürler Pınar Hanım. As we are here kind of quite international forum, I also switch from English to Turkish, if I may allow please. First of all, I would really like to thank DEG, EFS and Luxembourg for Finance for the kind introduction of my person to this panel. I'm indeed quite great honor to be here today. Coming to my person, my name is Mevlüde Eisen-Tokba. I'm partner at the Luxembourg law firm Wilchen Partners in Law. I'm co-heading next to the banking and finance department also the investment fund department, and here in particular I'm dealing with private equity clients. In particular, Turkish clients. This is in fact due to my origin, which is Turkish, but I was grown up and studied law in Luxembourg in Germany before I went approximately 10 years ago to Luxembourg.
Wilchen is a kind of business law firm and we are approximately 80 to 90 lawyers currently. I will very shortly also very quickly go to the private equity sector in Luxembourg. In fact, Luxembourg is the leading private equity country within the European Union. This is due to several legal reasons. The first one is, of course, that we are reliable and onshore environment. Moreover, we are a so-called tried and tested venue. That means indeed that Luxembourg, since years, is used to all kind of financing. This also includes private equity structures. Also, what you should know about Luxembourg is, in fact, that Luxembourg is most of the time the very first country within the European Union which implements the European directives. We have seen that in the past with the various UCITS directives, but also with the Prospectus directive concerning the securities markets law, but also quite recently last year when it came to the alternative investment fund managers directives. Luxembourg was indeed the second country in Europe which implemented the directive international law. As a very last, it should be also noted that Luxembourg's success of the private equity sector is mostly due to the government support we have. Indeed, Luxembourg, the government of Luxembourg is always looking for the needs of the markets, analyzes what is really expecting, and then creates suitable vehicles. Later on, I will briefly describe those vehicles which are widely used in the private equity sector in Luxembourg. Thank you. Thank you. Back to you and get more information Correct. From you in the second round. Correct. Okay. Ha, ben şeyken, ha, okay. Okay. Okay, thank you Mevlüde Hanım. Ben Sinan Bey size döneceğim. I don't know if you want to continue in English. Yes. Okay. Okay, would you please first present yourselves and then give us some insights about the structures that are used by fund companies in Luxembourg. So please take the platform. Sure. First of all, thank you everyone that has helped put this together. It's a pleasure to be here. My name reveals that I have Turkish origins, but I was born in Luxembourg. My father's Turkish, my mom's from Luxembourg, and I never actually lived in Turkey. And that's why I prefer to do this in English, because you will feel back at school if I start speaking Turkish. My role in Luxembourg is I'm a manager of a corporate service provider, which basically is a company that tries to help international investors structure their investments, predominantly through Luxembourg. We have other offices in other countries. And we assist them, let's say, as generalists on the legal side, on the tax side. But our main focus is doing the administrative part of their Luxembourg companies, be it regular companies, be it their funds on the regulated side. So we accompany them on the day-to-day basis to handle their affairs in Luxembourg. Why is Luxembourg attractive? I think Aysun mentioned already the legal aspects. I think they are indeed the reason why Luxembourg has become a financial center. In today's times, I believe that the fact that the legal and fiscal, but also mainly the political framework is stable, is the major factor why you should consider investing. When you invest, you should consider Luxembourg as a potential jurisdiction to use, because the government is very business friendly. You have multilingual stuff. We have financial structuring since 1929, so we have a long history in that. We're generally the pioneers in translating EU legislation into local law to make sure that we have a competitive advantage. Although we are European Union, everyone likes to be a little bit on the forehand. So the stability of all these factors makes, I think, a very good combination and a safe place so that you as investors, you can concentrate on
what you want to do, which is investing and not thinking about political things or tax changes and things like that. Should I go into more detail or will no, I soon I go the legal? Yeah, I think we should do the second tour then, yes. I guess, because we give you, we are going quite fast, so we're going to have enough time. Zeynep Hanım, lütfen siz de kendinizi tanıtırsanız. Ben de Türkçe devam edeceğim o zaman. Okay. Lüksemburg'da Fuchs Associates Finance isimli Global Family Office'te Türkiye masasının başında bulunuyorum. Aynı zamanda Türkiye-Lüksemburg İş Kulübü'nün Türkiye ve Lüksemburg'da bu şeyi ikinci turda yapabiliriz sunumu. Lüksemburg'da ve Türkiye'de neredeyse 200'ün üzerinde şirketle network ağı bulunan bir iş kulübünün de başkanlığını yapmaktayım. Bu doğrultuda birazcık Lüksemburg'un durumuyla ilgili bilgi vermek istiyorum bu turda. Lüksemburg, Belçika, Fransa ve Almanya'nın ortasında bulunan parlamenter monarşiyle yönetilen ve 2586 kilometrekare büyüklüğünde ve nüfusu 525 bin olan bir ufak bir ülke. Bu kadar ufak olmasına rağmen dünyanın ikinci fon merkezi Amerika'dan sonra ve dünyada yapılan 10 tane private equity deal'ın 9 tanesi Lüksemburg'da gerçekleşiyor. Bu şekilde bir ortamın olmasının tabii ki en önemli sebeplerinden bir tanesi dış dünyaya olan açıklığı, ekonomik ve siyasi alandaki stabilitesi ve genel yaşam şartlarının yüksekliği yatırımcıları oldukça yoğun bir şekilde çekmekte. Dediğimiz gibi dünyadaki en büyük 10 private equity şirketinin 9 tanesi deal'larını Lüksemburg'da yapmakta ve bu doğrultuda da bütün bu rakamların ve bir araya gelmelerin oluştuğu bir ortam oluşmakta. Bununla birlikte bir takım istatistikler ve detaylar ve bunu daha çok private equity şirketlerinin nasıl capital bulmaları ile ilgili bazı detayları ikinci turda vereceğim. Family office çalışmanızdan ötürü. Ben birazcık ona yönelmek istiyorum. Bir de Lüksemburg'un bu konudaki ağırlığını birazcık ortaya çıkarmak istiyorum. Yani hani detayların ötesinde genel olarak Lüksemburg'da olan bitenler ve dünyadaki private equity sektöründe genel olarak bu şirketlerin nasıl capital bulmaya çalıştıkları ve tabii ki family office tarafı beni ilgilendirdiğinden dolayı da bizim o tarafa doğru nasıl kaynak yönlendirdiğimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Okey, o zaman onu da ikinci tura bırakıyoruz. Ben bu aşamada Evren Bey'e dönmek istiyorum. Evren Bey, siz de Early Bird'in temsilcisi olarak kendisi bir fon şirketinin partneri. Son derece başarılı işlere imza atıyorlar. Kendilerini de yakından izliyoruz. Siz de kendinizi tanıtıp bir sunum yapabilirseniz. Çok teşekkürler. Pınar Hanım'ın dediği gibi ben Early Bird'in managing partnerlerindenim. Biz büyükçe bir fon yönetimi şirketiyiz. Yaklaşık 6 tane girişim sermayesi yani venture capital fonu yönetiyoruz ve bunlardan çeşitli jurisdiction'larda daha çok Almanya'da kurduk. En son fonumuz Emerging Europe focused. Özellikle Türkiye ve Eastern Europe ve biraz da Middle East allocation'ımız var. Bu fonumuzu Lüksemburg'da kurduk. Orada base ettik. Bunun 6-7 tane sebebi var. Bunları ben biraz sayabilirim. Niye başka bir jurisdiction değil de Lüksemburg'u seçtik. Bunun en önemli sebebi buradaki diğer konuşmacıların da anlattığı gibi Lüksemburg'un hakikaten proven bir jurisdiction olması. Özellikle bizim investorlarımızın arasında 4-5 tane çok büyük institutional investor var. Ve bunların tercihleri bizim için çok önemli oldu. Bunlardan biri bu arada Pınar Hanım'ın da bir beraber çalıştığı İVCI, yani İstanbul Venture Capital Initiative, Türkiye'deki şu anda en büyük fund of funds. Diğerleri EIF, The World Bank, EBRD gibi kurumlar, bir iki tane Avrupalı finansal kurum onun dışında.
bu yatırımcıların Lüksemburg'a olan tercihi, o jurisdiction'da comfortable olmaları, bu ne demek? Yani son 10-20 sene içerisinde burada değişik fonların kurulup, değişik şekilde mevzuatın test edilmiş olması onlar için çok önemli bir faktördü. Bu birinci sebebi. İkinci olarak service provider'lara baktık. Yani sadece yatırımcılarımızın değil de bizim burada değişik işlemler yaparken kullanacağımız avukatlık firması olsun, fund administrator olsun, diğer hizmetler olsun. Çok iyi firmalar var mı bunları yapabilecek olan, bu konuda tecrübesi olan? Bu konuda da Lüksemburg'da çok çok iyi bir tecrübemiz olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ben söylersem reklam olmaz. United Trust'ta da çalışıyoruz. Lüksemburg'da çok memnunuz. Eğer fund administrator düşünen varsa referans verebilirim. O konuda da çok çok iyi tecrübelerimiz var. Tabii ki biliyorsunuz Avrupa'daki avukat rate'leri vesaire Türkiye'ye göre çok farklı rate'ler ama hizmet kalitesi olarak çok memnunuz. Üçüncü sebep genel olarak iş yapmanın kolay olması. Özellikle biliyorsunuz artık İstanbul-Lüksemburg arasında haftada bir defa yanılmıyorsam gidiş dönüş seferleri var. Bu çok önemli bizim için çünkü bazen bu fund management entity'ler, Kıvanç Bey doğru olduğunu konfirm etti. Her gün var. Pardon, ben haftada bir mi dedim? Günde bir demek istedim. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Bu da çok önemli çünkü gerçekten arada gitmek zorunda kalıyorsunuz. Board meeting vesaire vesaire. Bizim yaklaşık senede 5-10 defa physically orada present olmamız gerekiyor. Kendimizin veya infrastructure'ımızdan birinin. Aynı zamanda diğer bir belirtmek istediğim konu bu, özellikle Türk vatandaşları için çok önemli. Vize kolaylığı sağlanıyor biliyorsunuz. Ben şimdi Almanya'yı da üzmek istemiyorum da 35 senedir Almanya'ya gidip geliyorum. Alman lisesinde okudum. Fluent Almanca konuşuyorum. Almanya'ya herhalde 50 defa girip çıktım. Alman bankalarının çoğunu danışmanlık yaptım. Hala Alman vizesi alırken bayağı bir terletiyorlar ve sonunda 3-4 aylık vize veriyorlar. Biliyorsunuz Türkiye ile Avrupa Birliği üyeleri arasındaki iş yaparken bence en önemli sıkıntılardan biri. Lüksemburg bu konuda çok çok daha anlayışlı ve çok daha pragmatik davranıyor ve bence bu da zaten doğru olan yaklaşım. Özellikle siz o ülkeye ciddi anlamda iş getiriyorsanız. Bunun dışında ekleyebileceğim, çok da relevant olmasa da Lüksemburg'da Fransız yemeklerini Alman porsiyonlarıyla yiyebiliyorsunuz eğer yemeği içmeyi çok sevenleriniz varsa. Kısacası biz yaklaşık 2 senedir oradayız, çok memnunuz diyebilirim. Ama ayrıca daha detaylı bilgi almak isteyen varsa offline'da seve seve bilgi paylaşırız. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler Evren Bey. Bir diğer panelistimiz İbrahim Mir Mahmutoğulları, bayağı zor bir soyadıyla ama doğru şey yaptık. İbrahim Bey, siz de lütfen kendinizi tanıtırsanız, sizin de Lüksemburg connection'ınız olduğunu biliyoruz, bir yeni kurulacak bir fonunuzla ilgili olarak. Hem kendinizi tanıtım hem bununla ilgili bize biraz bilgi verebilirseniz. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Büyükelçime ve bu programı organize eden değerli hocam Murat Bey'e de saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Pınar Hanım'ın yanında olup da en uzak konuşmacı olma fırsatı yakalamış olmayı da tatlı bir tezat olarak görüyorum. Tabii benim bir kısa sunumum olacak ama zannederim bu oturumda sunum olmayacak. İkinci turda olacak. Evet, biz öyle gözüküyor. 1987 yılında kurulmuş, böyle sıfır sermayeyle kurulmuş bir müessesenin 1996 yılında Arge kökenli girişim oluşumlarını fikirlerini destekleyen bir süreci yöneten bir yapıdan bahsedeceğim ikinci kısımda. İlginç olan o, diğer kalan kısım bu gündemin biraz dışında. Biz 28 yıllık bir firmayız ve 28 yılın damgasını vurmuş bir Arge geçmişimiz var.
Türkiye'nin en inovatif şirketlerinden birisi olarak tanımlanıyoruz. Zaten de ödüllerimiz var. Yani belgeli olunca söyleniyor biliyorsunuz. Belge olmazsa o abartı olabilir. Ve yine Türkiye'nin Ar-Ge derinliği en yüksek olan firmadan birisi olduğumuzu biliyoruz. Bu konularda da güçlü tanımlanmış, desteklenmiş altyapımız var. Endüstriye dönüşmüş patent sayısında mesela tüm sektörlerde Türkiye lideriyiz. Böyle bir firmanın Ar-Ge kökenli başlangıç ve çekirdek seviyesindeki firmaları desteklemesi beklenirdi zaten. Biz de bekleneni yaptık. 1996 yılında o günün doğasına çok uygun bir terminolojiyle beyin göçüne karşı beyin gücünü teşvik ediyoruz diye kampanyalar başlattık. Şunu söyledik, proje buluş ve yeni fikirlerinizi destekliyoruz. Onu o gün amatör düzeyde yapmıştık. Bugün profesyonel düzeyde yeni bir boyut kazandırıyoruz çalışmamıza. Ben ikinci bölümde bunu anlatacağım. Böyle merakta bırakayım tam zamanında ve yerinde. Evet, ilk turu biraz tahminimizden hızlı bitiriyoruz. Yalnız yani izleyicilerimize daha çok şey aktarmamız gerekiyor. Daha epeyce vaktimiz var. Şöyle, hem Lüksemburg'dan gelen konuşmacılarımız hem burada olan şirketlerin temsilcilerine teşekkür ediyoruz ilk turda. Bize güzel bir genel havayı tattırdılar. Ben şunu belki yapalım. İkinci tura da söz verirken birazcık daha spesifik, daha detaylı bir konuya girelim. Murat Bey, size şöyle soralım o zaman. İlk turda bize verdiğiniz bilgilerin ışığı altında. Bu yapmış olduğunuz analizlerde, şirket analizlerinde görmüş olduğunuz ve bu şirketlerin tespit etmiş olduğunuz ihtiyaçlarını ve gelişme konusunda verebileceğiniz önerileri girişim sermayesi açısından değerlendirmesini belki alabilir miyiz sizden? Zor bir soru sordunuz şimdi bana ama. Genel olarak tabii. Biz iş girişimi olarak bugüne kadar 2250 tane şirket gördük. Bunun ancak 15'ine yatırım yapabildik ki hani çok şey gelebilir size, niye bu kadar az? Ama dünyada da aslında baktığınızda her 100-125 şirkete bir yatırım tekabül ediyor. Bizde bu oranlar biraz daha yüksek. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, tabii bazı biz kendimizi tanıtmak için çok piyasaya çıktığımız için bazen şirketler istemiyor zaten böyle bir fonu. Çünkü günün sonunda buradaki önemli bir husus, şirket sahiplerinde bilmesi gereken, bir gün bu fon çıkacak ve bu fon çıkarken, hissesini satarken bir ihtimalle kendisinin de ileride bu hisseleri satabiliyor olması lazım. Ki beraber bu şirketleri ileride bir başka bir stratejik ortağa ya da finansal ortağa satabilelim. Şimdi bazı şirketler, özellikle aile şirketleri, hisse satmakla ilgili bazen imtina ediyorlar. Onun için bu oranlar bu nedenden dolayı biraz daha düşük. İkinci neden tabii bir kayıt dışı ekonomimiz var. Bu kayıt dışı ekonomi hem şirkete girerken bir zorluk yaşatıyor size. Çünkü şirket değerini kayıt dışı bir ekonomi içerisinde fiyatlamanız zor. Ama daha da önemlisi, bence daha da önemlisi, eğer o sektör çok kayıt dışındaysa rekabetçi olabilmeniz için kayıt içine girmeniz bir dezavantaj teşkil edebiliyor. Şimdi bizim en büyük yaşadığımız sorunlardan birisi bu. Özellikle insan yoğun işlerde maalesef biz iş girişimi olarak çok yoğun olarak yatırım yapmak istediğimiz bazı sektörlerde, o bize kalsın lütfen sormayın, biz buralarda yatırım yapamadık. Çok istememize rağmen dünyada çok yatırım yapılan bazı alanlara Türkiye'de maalesef yatırım yapılamadığını gördük. Bu kayıt dışıdan dolayı ki azaldığını görüyoruz. Çünkü şirket sahipleri şunu da görüyorlar artık. Şirketler 2002'de biz bu işe başladığımızda, ziyarete gittiğimizde Allah sattırmasınla başlıyordu işe. Ben bunu kardeşime, abime, oğluma bırakacağım diye başlıyordu. Şimdi sahiden sen bana ne katma değer vereceksin? Sen bana paranın dışında ne getireceksin diye sormaya başladılar ve ben de ileride bu şirketi büyüttüğümde ben de sizinle beraber hissemi satmak istiyorum konumuna doğru girdiğini görüyoruz. Bu özellikle büyük şehirler için geçerli yalnız. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birkaç büyük şehir. Fakat Anadolu'nun geneline baktığınızda hala o kültürde bir değişime uğranması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Şimdi en büyük sıkıntı ne?
kayıt dışını bir tarafa bıraktığınızda sahiden kurumsal altyapıların oldukça zayıf olduğunu görürüz ki biz aslında baktığınızda işte bizim 15 yatırıma baktığınız zaman aslında büyük ölçekli şirketler de var içerisinde. Fakat hepsi aslında birer aile şirketi. Yani baba kurmuş ya da kendisi kurmuş ve bir şekilde burada büyütmüş ya ikinci jenerasyona geçmiş ya üçüncü jenerasyona geçmek üzere. Burada bir sıkıntı oluyor jenerasyonlar arasında gibi görüş ayrılığı artı sahiden sistematik olarak şunu görüyoruz. Zaten Türkiye çok rekabetçi. Bazen yabancılar onu algılayamıyorlar. Ha, Türkiye işte gelişmekte olan bir ülke. Ben rahat rahat girerim, yatırımımı yaparım, çok rahat da şirketleri büyütebilirim. Fakat bilmedikleri konu Türkiye zaten KOBİ ülkesi. Ve gerçekten çok çok yoğun bir rekabet var. Ve Türkiye'deki ekonomi baktığınız zaman diğer etrafımızdaki ülkelere baktığınız ya da Balkanlara biz aslında ticarete 1920'lerde başlamışız zaten. Ve aslında bir altyapı da var. Ve aslında şunu görüyorsunuz, rekabet çok yoğun, marjlar çok dar. Şirketin sahipleri günlük işlere boğulmuş durumda. Fakat kurumsallaşma adına maalesef eksik kalmış. Aslında biz aslında iş girişimi olarak bunu tamamladığımızı düşünüyoruz. Çok büyük bir katma değeri orada verdiğimizi düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü raporlamalar, karlılıklar, stratejilerin belirlenmesi, hedeflerin ne olduğu, işte KPI dediğimiz her sektöre özel benchmarklar koyuyoruz. Bu benchmarklarla şirket nasıl rekabet edebiliyor, onları incelemeye çalışıyoruz. Ve şirketler aslında bir nevi, patronlar benim nezdimde ve onların da teyidiyle bir eğitimden geçiyorlar. Ve bu aslında şirketleri çok daha rekabetçi hale getirdiğini düşünüyorum. Hem ülke perspektifinde hem de yurt dışına çıkması ebabında. Çünkü baktığınız zaman kendi portföy şirketlerimizin çoğunu da yurt dışına çıkarttığımızı görüyoruz. Çünkü sadece lokal domestik piyasada siz aslında rekabet etmek istemiyorsunuz. Sizin de sonuçta biz nasıl portföy yaratıp değişik sektörlere, değişik şirketlere yatırım yapıyorsak, bu şirketlerin de sadece belli bir coğrafi alanda rekabet etmesini istemezsiniz. Bu coğrafi alanın dışına çıkmasını da istersiniz ki bu çok kolay kulağa geliyor ama aslında İbrahim Bey çok daha iyi anlatır. Çok da zor bir konu. Yani öyle gelip birdenbire biz Avrupa'ya girelim, Amerika'ya girelim ya da işte Orta Doğu'ya girelim demek çok kolay değil. Bununla ilgili altyapıların çok düzgün kurulması lazım ki biz burada şirketlere bu bacakta çok yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz ki bu katma değer sayesinde zaten bizim getiriler geliyor. Öbür türlü bu getirileri sağlamanız çok çok kolay değil. Etmiş olduğunuz kurumsallaşma, corporate governance, şirketlere verdiğiniz bu katma değer, bizim de yaptığımız bir takım sektörel analizlerde, gelen anketlerde, cevaplarda hep bunun faydalarından bahsediyor şirketler. Bu hakikaten ciddi bir katma değer sizlerin şirketlere verdiği. Yani, çok kısa iki örnek vereyim. Ortak olduğumuz şirketlerde istihdamı 23 bin kişi arttırmışız. Yani 23 bin kişi biz ortak olduktan sonra ek istihdam sağlamış. Şimdi bir kere ülkeye sağladığımız katma değer de çok önemli. Portföy şirketlerimiz 400 milyon dolara yakın vergi ödemiş durumda. Yani siz aslında ülkeye istihdam, vergi vesaire gibi yani devlete de çok büyük katkınız var. Yani sadece şirkete değil, devlet üzerinde de önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bu tabii bizim iş grubu olarak çok önemli misyonlarımızdan birisi. Tabii ki halka açık bir şirketiz, tabii ki ticari bir firmayız, tabii ki getiriler çok önemli ama onun dışında sağladığı haz ayrı bir bize bir mutluluk sağlıyor. Yani portföy şirketlerine 23 bin kişi derken %50'ye yakın istihdam artışı sağlamışız. Bu da bizim için girişim sermayesi fonlarının aslında ne kadar önemli olduğunu Türkiye için, kalıcı sermaye olduğu ve bunların özellikle yurt dışından da kaynağın girişinin sağlanması açısından çok çok önemli bir bacak olduğunun, hükümetin bu bacakta çok büyük bir bilinirlik yarattığını görüyoruz. Ve hükümetimizin de burada bu sektörün önünü açabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığını bir fiil görüyoruz. Ve bu aslında dünya üzerine de baktığınız zaman ben hep onu söylüyorum. Bizim hükümet kadar aslında girişim sermayesi fonunu destekleyen ben başka bir hükümet görmedim. Gerçek anlamda hem SPK tarafında hem vergi mevzuatı tarafında, yurt dışından fonları çekebilmek evabında, şunu da biliyoruz bakanlarımızın, başbakanımızın yurt dışında gidip fonlarla görüştüğünü ve bu paranın Türkiye'ye getirmesi. İşin özü aslında şu, siz aslında sıcak parayı getirmek istemiyorsunuz Türkiye'ye. Çünkü bu sıcak para bugün giriyor, yarın çıkıyor. Sizin istediğiniz kalıcı bir şekilde bu şirketlere bu sermayeleri aktarmak. Bunun altyapısı ise
Çeşitli altyapı varyasyonları var. Bunu da hükümet ve maliye düzenliyor. Ama buradaki önemli konulardan birisi de sahiden bu onshore ya da offshore'lardan gelecek paraların uygun bir şekilde Türkiye'ye gelmesi ve bu aslında ana sonuç itibariyle sizin yapmaya çalıştığınız bu paraların Türkiye'deki şirketlere kalıcı olarak girmesi ve bu şirketlerin rekabetçi hale gelmesi. Ve bunun altyapısı fona para verecek olan kişilerin isteğine bağlı olarak değişiyor. Siz bunu çok fazla maalesef değiştiremiyorsunuz ya da dikte edemiyorsunuz. Yani bu dikte edemediğiniz için de burada end result dediğimiz eğer buysa konu şirketlere bu paraların girmesi. Çünkü bu sonuçta sadece bir finansman değil, ben bunu akıllı sermaye diyorum. Akıllı paranın girmesi için her türlü olanağın açık olması lazım. Ki Lüksemburg'da her ne kadar biz iş girişimi olarak SPK altında kurduk ama biz 2008'de de yeni bir fon kurmaya çalıştığımızda şunu çok net gördük ki yabancıların hepsi alışık olduğu hukuki altyapılar altında bu yatırım yapmak istiyor. Ki keza SPK tebliğini de biz 2008'de el birliğiyle değiştirdik ve SPK da bize aslında bu fonları yurt dışında kurabilmemizin önünü açmış durumda. Çok değerli bu söyledikleriniz. Gerçekten Türkiye hepimizin bildiği gibi sıcak paradan, bu kaygan Türkiye'ye gelip çıkan paradan yıllarca büyük bir servet yitirdi açıkçası. Bu Türk ekonomisi açısından da çok zor bir süreç oldu. Ama tabii şu anda faizlerin düşmesi, enflasyonun kontrol altına alınması, kalıcı sermayenin dediğiniz gibi şirketlere giriyor olması, tabii bunun altyapısında işte politik stabilitenin olması en başta ve verdiğiniz örneklerde bunu gösteriyor ki hakikaten istihdama yansıması, bunun işte vergisel boyutları vesaire baktığınızda çok ciddi bir katma değer gözüküyor. Tekrardan Lüksemburg'dan gelen arkadaşlarımıza dönelim. İşin hukuki boyutuyla ilgili bize bir ön bilgi verdiniz. Lüksemburg'un bu konuda ne kadar aktif ve başarılı bir altyapı sağladığını da görüyoruz. Gerçekten internasyonal piyasalarda da sözü geçen ve bu konuda ekspertizi kanıtlanmış bir ülke. Bize daha fazla neler söyleyeceksiniz Mevlüt Hanım? Lüksemburg'un bu sektördeki yatırımlara hukuki açıdan baktığınız zaman oradaki kuruluşlara. Teşekkür ederim Pınar Hanım. As said at the very beginning today, I will briefly describe the mainly and widely used private equity vehicles in Luxembourg. And from that, principally, you may understand how big the support of the Luxembourg government is indeed. As you may all know, Luxembourg is offering a different range of vehicles, which are indeed quite suitable for private equity structures. Today I will just concentrate on the main part. So this would be the SOPAFI, the SIF, the SICAR and the SLP. I know some might now think, well, those are not saying anything to me. And even if I'm a lawyer, I will not try to be too theoretic. So I will just try to describe you the main advantages, but also the contrast, so you have a bit of feeling how those structures look like in Luxembourg. I directly start with the unregulated one. This is the so-called SOPAFI. Principally, the SOPAFI is the most used acquisition vehicle under Luxembourg law for private equity vehicles. The SOPAFI structure is an unregulated vehicle. That means that we can provide you quite easily and very quick with this kind of structure. Even within one day, Luxembourg service providers can indeed provide you with a fully operational company. The SOPAFI is used by international players and also by Turkish players since ages, and it still works today. In particular, Turkish players like to create this kind of vehicle in case their, let's say, their investors do not require any regulation of a vehicle. So that for private equity structures where you do not need from your investor requirements any regulation, then you principally opt for this SOPAFI. The flexibility of the SOPAFI comes also from that side that you can choose principally any legal form. So the SOPAFI is just the vehicle and the legal form you can, depending on the wishes of your investors, you can create the SOPAFI. May it be on the legal form, the share capital, the amount, or even on the management. You are really quite flexible.
So that's the SOPAFI. Coming to the regulated structures, I would say the Luxembourg government was indeed a bit more creative. Here already in 2004, it looked at the market and it realized that the Luxembourg market is looking for a kind of vehicle which is suitable for venture capital and startups. This was up to 2004 in a regulated manner, not really given. There was the UCITS part two, but a specific vehicle for these kind of things up to 2004 was indeed missing. Then in 2004, the Luxembourg government created the so-called SICA. This is an investment fund in risk capital. The main advantage of this investment fund is that all of the assets of the SICA can be invested 100% in structures which principally have the risk as focus, so that venture capital and startups are indeed a very good point. As said at the beginning, the SICA is a kind of regulated vehicle. That means you have a label from the CSSF. The CSSF, for those who do not know that, is the Luxembourg Financial Supervisory of Authority of the Financial Sector in Luxembourg. So even if we say it's a kind of regulated structure, we can still say the setup of the SICA is quite straightforward, and within 6 to 10 weeks it's possible to have a fully operational investment fund under Luxembourg law with the CSSF labeling on it. The further advantage of the SICA is that we have no risk diversification rules at all. For other countries or also other vehicles under Luxembourg law, you have a kind of risk diversification rules. Asset managers are principally quite often looking into that kind of requirement. But the SICA is really so flexible that you have no diversification rules. So you have 100% of your assets, the focus can be in risk completely. Murat will later on, Enver will later on describe a little bit more on his experience on his setup with the SICA. Coming to the next vehicle, the Luxembourg government then realized in 2007, so 3 years later, that with the SICA itself, it's quite good, but it's not sufficient. So it created the so-called SIF. This is a specialized investment fund. The SIF is currently the widely used vehicle under Luxembourg law for private equity structures. So that means indeed, if today someone comes in our office and looks for a kind of private equity structure, and when he explains the needs of the investors and as long as it is regulated, the first initiative of any lawyer would be the SIF, because this is the widely used currently. Zeynep will later on give you the details and you might be surprised how big the number of the SIFs currently under Luxembourg law is indeed. As the SICA, the SIF is also quite flexible. Here you can invest in any and all kind of assets, might it be conventional or even Sharia compliant. So that means even that with the SIF you can create a kind of Islamic finance structures. And as you may know, Luxembourg is currently number 2 when it comes to Islamic finance. As the SICA, also the SIF is lightly regulated by the CSSF. That means that also within 6 to 10 weeks you are able to have a regulated SIF under Luxembourg law supervised by the CSSF. One may perhaps say that the only disadvantage of the SIF is that you have a kind of 30% risk diversification rule here. But from my personal experience, I have seen from the market that this risk diversification rule is not really a disadvantage, as initiators who want to have a fund can create one fund and use only this one fund structure for all their projects. They can indeed combine their different foreign projects in one regulated vehicle. At the end, this of course saves all the service provider costs. Some may then of course say, how do you do the segregation in this kind of vehicle? But this under Luxembourg law indeed works, as it is also for the SICA, the SIF can be created in a kind of sub-funds. So that means that the assets and liabilities of each investor can be segregated in one compartment. Sinan, I think, will later on give you a more structured view on one of the SIFs he served recently. Finally, what I should explain for SIF and SICA, that those vehicles are also just vehicles. That means you are completely free to choose the underlying legal form if you opt for internal or external management, or if you even go for a fixed or variable share capital.
The Luxembourg law goes even one further and allows you to have the SIF or the SICA created in company form or in a kind of FCP. That means an undertaking without any legal personality. This, of course, brings tax advantages as you have no, or let's say you have a kind of tax transparency of this vehicle. For the last vehicle, which we got the support from the Luxembourg government, we can go back to 2013, and here the Luxembourg government used the opportunity while implementing the IFMD into Luxembourg law to create the counterpart to the Anglo-Saxon model of the partnership. In fact, up to last year, we had not a counterpart to this partnership, but since last year, we have that, and we have seen from the market, in particular for Turkish players, that since 2013, the number of the incorporations of SLPs indeed are now quite high. So the SLP is the counterpart of the Anglo-Saxon model and offers principally the same corporate flexibility as we know it from other countries. The Luxembourg government also here went one further step and gave us the possibility to have the SLP, so the so-called special limited partnership, either in regulated or unregulated form. So that I would personally say that the Luxembourg law is one step further than other European countries up to now. As a very final, I cannot, of course, speak about private equity without touching the IFMD. As all you may know, over the last years in Europe, there was the highly discussion on the IFMD part. Luxembourg was number two last year when implementing this directive international law. But I always say the IFMD is a kind of possibility. So it has been seen as a burden within full Europe, even the countries abroad, as there was a kind of marketing restriction. But I think always under Luxembourg law, the IFMD is only a possibility. The possibility, when I say possibility, I really mean that you have the option to opt in under this law, but we have also ways to not be touched by the law. So initiators who want to have a structure where the management shall be regulated by the CSSF too, it is possible, we can opt in. But if you do not want to have your management regulated also, which of course brings you up with cost, there are possibilities to be out. Thank you very much. Elbette Lüksemburg'da bu değişik yapılar son derece teknik, çok teşekkürler. Ama burada galiba en önemli konu Lüksemburg'un hakikaten birkaç step ileride olması. Ve bu konuda bizim de gördüğümüz kadarıyla bir takım fon şirketlerinin Lüksemburg'u bu seçimde kullanmalarının altında bu altyapılarının çok güzel ve hazırlıklı olması yatıyor. Tabii ki sizinle mutlaka irtibatta oluyorlardır bir service provider olarak Mevlüde Hanım bu konularda. Daha detaylı sorular olursa gelecektir mutlaka izleyicilerimizden. Şimdi siz bahsettiğiniz değişik yapılar arasında işte SICAR, SIF, SLP, SCOF, PARFI gibi yapılar arasından galiba siz Sinan Bey SIF üzerine bize biraz daha bilgi vereceksiniz. Ancak tabii bu yapıların fon şirketleri açısından belki faydalarına, Lüksemburg'un buradaki katma değerine de değinirseniz çok tekniğe girmeden, çünkü burada neticede bugün yenilikçi finans araçlarından, girişim sermayesinden, risk sermayesinden bahsediyoruz. Çok teknik konular tabii ki daha teknik arkadaşları ilgilendirecektir. Bize biraz daha Lüksemburg'daki artıları bahsederek çok kısaca ikinci prezentasyonunuzu yapabilirseniz. Thank you. Yes, I was asked to be a little bit more practical and a little bit giving a little bit more details on how it looks like when you have been in Aysun's office and you have decided I will go for the SIF. What's next? How do we put this animal to life? If you have a typical strict SIF structure, so a specialized investment fund structure, as I said, there's a number of legal forms, but I'll take the, let's say, the most common one as an example, and you will realize that that one will very much look like the typical LPGP structure that you've seen in the Anglo-Saxon world. Or for those of you who have an US background, the typical Cayman funds and things like that.
from the pure setup itself, from the structure itself, it will look very much like that, whereby you will have one vehicle or an FCP form that will be the SIF, and you would have a general partner, which would in principle be a Luxembourg entity for legal reasons, that would take all the decisions on behalf of the SIF. Now, since a SIF would need to be regulated by the financial supervisory body before you can launch it, some elements need to be considered. I picked one that I think is important to go a little bit into detail, is that on the board of the GP will basically take all the decisions of the SIF. So the first reaction for Turkish, let's say, promoter will be, well, I want to take the decisions out of Istanbul because this is where I sit. And the one goes hand in hand with the other. The CSSF will basically want to see that on the board of your GP in Luxembourg, you have a mix of skills that will allow you to run the fund. By mix of skills, they mean, of course, they would like to see someone that has experience in whatever sector you're investing in our case, in private equity, but not only private equity, but also in that specific sector or the specific space that you want to invest in. But they will also like to see people that have administrative knowledge, legal knowledge, tax knowledge. So the board as a whole needs to be approved. You cannot say, well, I know everything about private equity, I can run this on my own. Then the CSSF will say, honestly, I don't think you can run 100 million on your own, you need more support. So it's important that the whole framework of the decision center is really looked at beforehand. What does that mean for Turkish promoters? That means, as Evren Bey said, you need to travel to Luxembourg, and that's when flying daily flights become in handy. Basically, the setup will be that you will have your analysis and technical stuff in Istanbul. That company would then basically sell its services to the GP, and the GP will make the decisions in Luxembourg on whether to invest, disinvest, or whatever. In other words, your headquarters can basically remain in Istanbul, but at the same time, you would have the advantage of a Luxembourg fund to attract international investors and things like that. So you don't have to move all the way to Luxembourg everything that you have, which is equally true, speaking of a non-AIFMD fund compared to an AIFMD fund. It's a very new piece of legislation. It could not be tested because it will only start, but the regulators allow you also under that framework to have an arrangement that allows you to steer, if you want, the fund out of another jurisdiction, but you need to have certain elements, checks and balances, that are supervised by the regulator in Luxembourg. Other elements that come into play when you set up your fund, you will have to have a custodian that will look after your assets. Again, there Luxembourg has been a pioneer because normally that profession was reserved to banks, which basically means that, especially for alternative investors, they have a bank that needs to safekeep, you know, shares in another company in whatever country that you have invested into. They don't really knew how to handle that, and it tends to be, of course, very expensive. There's now new legislation in Luxembourg that allows for non-banks to be the depository of non-bankable assets, and that tend to be boutique firms that offer these services, and of course they understand the business much more because they have been working with private equity since 20 years, which is again a nice advantage. And then you have the other services that you will need to add on to your structure, which are a transfer agent, which will handle the, let's say, the legal communication between your investors, capital calls, drawdown notices, things like that. You would have an administrator, typically those are the same, that will do your bookkeeping in fair value accounting in the most part of the fund cases. You would have the auditors, of course. We should not forget the auditors. It's an obligation, but I think in any case, if you're setting up a fund, even if it's unregulated, you would nevertheless have an independent audit report for your investors to make sure things are
or the way they perceived it. But again, this looks really like everything needs to be done in Luxembourg. That is the case in the sense that a lot of people always say Luxembourg is the back office of the fund world, and that is very much the case. And we are, you know, we are good at that because we've been doing that for many, many years. But that does not mean, again, that the roadshow that you will do to get your investors, the promotion of your product, that is something that you do as a promoter of your fund. That's not something that you will outsource because then you don't have anything left anymore. I think that's a little bit the message that I wanted to give across. I was asked a little bit, I think we can't really have this session without talking a little bit about tax. To those that think that Luxembourg is a tax haven, please stay for a couple of minutes. I will prove you that it's not the case. Yes, Luxembourg has a tax system. Luxembourg is basically taxing on profits like most countries of this world. The tax rate is even 30%, which is, I think, higher than the one in higher than the Turkish income tax rate. Of course, Luxembourg has, over the years, managed to create a fiscal system that makes it attractive to set up your vehicles in Luxembourg. And let's be honest, you will not invest in private equity companies in Luxembourg. In my 10, 12 years of experience, I had one private equity transaction where a client bought a Luxembourg-based company, but I had many more with other countries. You have the advantage that you have the opaque tax structures, as we call them, be typically the SICAR and the SOPAR fee, that's income tax based. Those structures benefit generally from EU directives, parent subsidiary directives, double tax treaties. Luxembourg has about 70 double tax treaties with countries all over the world, amongst Turkey, and the Luxembourg tax treaty with Turkey is the best of the class, the same as Netherlands. And it has an advanced tax agreement system that, in a nutshell, allows you to outline your structure to the tax administration in Luxembourg, explain it to them, tell them what you would like to do, and agree on the tax treatment of your structure. So you have safety, or what I was referring to before is stability in your tax. In your tax work, so you can basically, once it's agreed, and you can concentrate on other things. A lot of funds, however, if they are set up in contractual form, they will not be subject to tax. So the government basically took the position that they say, we are there to create a framework, legal framework, in which you can attract investors, you can do your investments, but the taxes is deferred to the shareholder level. They simply say, we are not here to tax you, we are here to provide you a good basis that allows you to easily gather money, invest, and repatriate the funds. And those are, as we refer to, the tax transparent structure. That does not mean, again, that Luxembourg is a tax haven of that, because taxes will be taken in another country. It is simply that within that framework, it will be a different treatment. Now you will ask me which one is the best, and you can guess the answer. The answer is that it depends on many factors, on your geographical location, on the type of investors that you want to attract, on the geographical location of the investors and the assets, and many other aspects that need to be considered, but would be, I think, too technical to go into detail on that end. Good overview, thank you very much. But I think, you know, before coming to Zeynep Hanım, at this point maybe we should turn to Evren Bey, which has actually used this structure in Luxembourg. And can you please tell us about your experience with all of this? I think that's very valuable. Siz nasıl istiyorsanız, Türkçe, İngilizce yani. Çünkü bilingual şey var. Nasıl? Then I'll do English so everybody can understand. As Mevlüde Hanım mentioned, we have a SICAR structure, which I need a clap if I remember this acronym correctly. It's Société Investment Commandité
Something. Essentially, I think, to be honest, I'm really not an expert on the structures. And at the time we were embarking on this, we worked with our lawyers, which is another European firm, to understand the implications of from our perspective. And their strong recommendation was that we go with this SICAR. But I would be lying or exaggerating if I told you that I really understand the difference between a SICAR and a SIF, in fact. Maybe Mevlüt Hanım can come back to that later and compare, but I think the main gist is that it's a regulated entity, so it gives comfort to many investors. It's quite important for us because we are a very, very risky asset class in venture capital. Some of the companies we invest in have existed only for 6 months. They have no revenues, so it's good to give the investor the comfort that even though the assets that we invest in are very risky, at least we are not risky, that the fund structure itself is a well-understood, well-regulated structure. So that's why we preferred it rather than going with something that was, you know, untested. I should also, for being fair and objective, say a little bit about what could be better in Luxembourg to give you a more objective and fair picture. I think partially, if you're a Turkish company that is considering this structure, you should be aware that legal advice in Europe is much more expensive than in Turkey because of the rates. We started our fund with roughly almost $1 million in legal fees, which we had to pay. So we started a very big deficit. But I think it was a bit of an exceptional case in our case because we had several major investors, so the documentation process took quite long. But that's all something always to keep in mind. In fact, I would go so far as to say that if you're thinking of a fund structure with maybe assets of less than $50 million, probably Luxembourg is not for you. That doesn't mean that you can't do it. But if you look at the size of the expenses taken together compared to the size of the management fees of a fund of that size, it might be uneconomical for you compared to a Turkish structure. And thirdly, these days, especially in the last 2 years, the Turkish government has taken a number of steps to incentivize Turkish structures. And again, I'm not the expert on this topic, but I think there are some advantages to having a Turkish management entity as well. In fact, for our next fund generation, we are kind of in the process of very early brainstorming, and we are thinking of creating a Luxembourg structure to act as the main vehicle and the Turkish co-investment vehicle to act as a vehicle for our Turkish investors. We are in a bit of an interesting situation that 80% of our investors are non-Turkish, and about 10 to 20% are Turkish, well, 20 if you count IVG, which is a fund of funds. So we're trying to find the right solution for both sides. What else can I share with you? I think that's really all I can remember at this point, but I'll think a little bit more about it while the other speakers are discussing their parts. And then if I remember additional insights that I think could be valuable to the entire group as a whole, I'll try to share them. And of course, as I mentioned, I'm very happy to take any questions as well. Thank you. Zeynep Hanım, after you heard all of this, isterseniz Türkçe'ye dönelim. Nasıl istersiniz? Siz private banking açısından bir family office'te çalışan, Lüksemburg'da yıllardır bulunan biri ve finans sektörünü gayet iyi bilen biri olarak sizler bu açıdan baktığınızda nasıl bir katma değer olduğunu söyleyeceksiniz? Bir family office'in, bir private banking arm'ının private equity side'da. Şuradan başlayayım. Şimdi family office nedir, bir onun tanımından başlayayım isterseniz. Family Office'in tam yani genel tanımı bir şirket olarak
single family office ya da multi family office olarak ikiye ayrılır bir durumda. Bir ya da birden fazla ailenin varlıklarının yönetimi şeklinde yapılıyor. Ama varlık yönetimi derken bunun içine çok çok değişik servisler giriyor. Portföy yönetiminden, asset allocation, investment management, onun üzerine inheritance, birazcık İngilizce ile karışık gidecek ama tüm işte vergisel açıdan bütün durumların yönetilmesi, lokasyon olarak bir ailenin başka bir geografik ortamda var olabilmesi veyahut da orada iş yapabilmesiyle ilgili olarak tüm finansal destekler. Onun üzerine biraz evvel Sinan'ın anlattığı gibi administratif, custody, transfer agency, paying agency, bütün bunların servislerinin verildiği. Bunun üzerine filantrofik olarak tüm desteğin sağlandığı, tüm filantrofinin şirketlerinin oluşturulduğu, hatta yeri geldiğinde eğitimle ilgili olarak ailenin, bireylerinin hatta işte tatil veyahut da eğitimle ilgili olarak tüm finansal ihtiyaçlarının sağlandığı bir yapı. Şimdi genel olarak dünyaya baktığımızda single family ofislerin özellikle Amerika yoğunluklu olarak 1.2 trilyon euro, multi family ofislerinde 450 milyar euroluk bir varlıklarının olduğunu görüyoruz. Ve yine bize gelen bilgiler hem piyasa deneyimi hem de yapılan araştırmaların sonucunda elde ettiğimiz bilgiler, geçen seneden başlamakla birlikte önümüzdeki 3 sene, özellikle 3 senelik bir perspektif oluşturuluyor. Bu family ofislerin neredeyse %90'ının private equity investmentlara sıcak baktığıyla ilgili bir sonuç oluşturuluyor. Ve daha da ilginci, kendilerinin bu finans alanına ne kadar para ayırmayı düşündükleriyle ilgili olarak da bilgi. Family ofislerin 1/4'ü neredeyse sahip oldukları değerlendirilebilir kıymetlerinin %25'ini private equity'ye yönlendirebilme şeklinde bir bilgi sağlıyorlar. Diğer geriye kalan %50 de %10 ile %25 arasında bir rakamın yine private equity'ye yönlendirilmesiyle ilgili bir bilgi sağlamış durumdalar. Ve family ofislerin genel olarak durumuna yine dünyada baktığımızda, bu mesleğin hem meslek olarak hem de unvan olarak regüle edildiği, yani denetlendiği ve official olarak verildiği 3 tane ülke var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, bir tanesi Dubai, bir tanesi de Lüksemburg. Ve yine bu wealth management'ta Eurozone'da Lüksemburg 1 numara. Nasıl yatırım fonlarında yönetilen miktarlar olarak dünyada 2 numaraysa. Bir de şeyle ilgili de bir takım analizlerimiz söz konusu. Mesela private equity sektörü değişik bir döneme girmiş durumda. Mesela denetim çok ciddi bir noktaya geliyor. İşte AIFMD'nin etkisi çok yoğun. Herhangi bir private equity şirketi veyahut da fonu oluşturulduğunda, işte Aysun'un da Sinan'ın da söylediği gibi, bir takım yapılara ve o yapılar oluşturulduğundaki detaylara çok ciddi bir şekilde uyulması gerekiyor artık. Çünkü bir taraftan regülatörler var, öbür taraftan tax, vergi denetimcileri var. Ve yani artık gerçekten bu noktalar çok ciddi bir şekilde bir sektör haline geldi. Daha evvelden tamam bir detaydı, bir şekilde yönetilebiliyordu. Artık çok çok ciddi bir şekilde bunların kontrol altına alınması gerekiyor. Ve bu da ayrı bir servis ve ayrı bir sektörü oluşturmuş durumda yine family ofislerin sağladığı. Bunun ötesinde yine private equity fonlarında biraz evvel Murat Bey'e de sordum. Hani Türkiye'deki private equity piyasası ne kadar büyük diye. Çünkü birazdan eğer vaktimiz olursa ben Lüksemburg'daki Sikar ve Sifler'in rakamlarını da vermek istiyorum. Zannedersem 1 milyar dolar dediniz değil mi? Ya seneden seneye değişiyor ama toplam birleşme satın almaların %7'si gibi. Geçen sene 12 milyar olduğu için yaklaşık 1 milyar. Ama bu seneden seneye distort ediyor. Çünkü büyük fonların yatırımları, mesela Migros ya da KKR'ın Unruh'su, hepsi 2-3 milyar dolarlık satın almalar.
Onları çıkardığınızda ortalama 1 milyar diyebiliriz. Yani işte buradan da şeyi görüyoruz. Değişik ülkelerde fon bulunması problem. Şimdi mesela private equity şirketleri sürekli artıyor. Private equity şirketleri arttıkça rekabet de artıyor. Rekabet arttıkça genel olarak işte bu limited partnerlardan fon bulunma durumu onları birazcık daha ön plana çıkarıp daha seçici bir noktaya getiriyor. O noktada gerçekten şu anda artık private equity şirketleri de family ofisleri alternatif fon bulma şeyinde hem yani karşılıklı bir şey oluşmuş durumda. Yine vaktimiz varsa o verileri de sağlayabilirim ya da şeyi slide olarak hazırladım zaten. Herkese ayrı olarak da internet sitesinden de ulaşabilirler. Şöyle yapalım isterseniz Zeynep Hanım. Ben İbrahim Bey'e de söz vermek istiyorum. Hı-hı. Vakit kalmamış vakit değil mi? Şey yaparız. Tekrardan üzerinden gideriz. Tabii, ama tabii. Asıl burada verdiğiniz bilgiler family ofislerin artık bir destinasyon olduğu hı hı. şeklinde private equity business açısından da. İbrahim Bey, şimdi siz bir holdingde başındasınız. Aynı zamanda bir fonunuz var Lüksemburg'da kurmak üzere olduğunuz. Ve de biliyoruz ki TÜBİTAK'ın bu 1514 fonundan da faydalanmak üzere hak kazandınız. Şimdi bize biraz daha açıklayarak bütün bunları anlatabilir misiniz? Çünkü bu da hakikaten siz de güzel bir örneksiniz. Bütün bunlara bir ARGE fonu olduğundan bahsettiniz bize daha önce. Teşekkürler. Tamam. Memnuniyetle açıklayacağım ama bir şey vardı elimde. Bir beyefendi aldı. Öyle mi? Bir daha da geri vermedi. Vermeye niyeti de yok gibiydi ki varmış. Hiç vermeyeceksin zannetmiştim. Evet. Aslına bakarsanız sabah bu organizasyona başkanlık eden hocamız Murat Bey'in bir kelimesi yenilikçi finansman iki kelimeden oluşan tanımının altını dolduran bir sunum benim yapmaya çalışacağım. Bu kadar örtüşeceğini tahmin etmemiştim ama gerçekten örtüşüyor. Yenilikçi finansman, yani yeniliğe finansman ve finansmanın da yenilikçi alternatiflerin geliştirilmesi. Biz yeniliğe finansman kısmı üzerine bir örnekleme yapmaya çalışacağım. ARGE ruhlu girişimcilerin desteklenmesi üzerine bu private equity fonun piyasasında belki ihtisaslaşmış fon diye tanımlanabilir. Orada kendi içinde ihtisaslaşmaya muhtaç gibi geliyor bana. Çünkü yelpaze çok geniş. Biz ihtisaslaşmış kısımla ilgiliyiz. Yani sadece ARGE kökenli şirketleri destekleyen bir geçmişi, bir de geleceği anlatacağım. Evet, bu ilerlemiyor. İlerledi. 2014'ün öncesi ve sonrası var benim hayatımda. Bu sunum bunu söylüyor. 2014'ün öncesinde de biz ARGE kökenli fikirleri, buluşları, projeleri destekliyorduk. 2014'ün sonunda yani 2015'ten itibaren de yine destekleyeceğiz. Biri amatör düzeydeydi, biri profesyonel düzeyde olacak. Kendisini bir miktar sosyal sorumluluk projesi gibi pozisyonlayan bir yaklaşımdı. Hani beyin göçüne karşı beyin gücünü teşvik ediyoruz başlığı adı altında. Biri dedim ya daha profesyonel ama arkasında gerçekten yine hani ülkemizin değerlerini kıymetlendirmek var. Bu konuyu konuşacağız. Tabii böyle bir süreci 2014 öncesini, 96-2014 arasını tek başımıza yürütmenin bir başarı getirmeyeceğini düşünerek kamuyu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bir arada projenin içerisine dahil ettiğimiz bir uzun yıllar geçti. 1996 yılı önemli bu gerçekten. Çünkü 1996 yılının Türkiye'sinde moraller daha bozuktu. Bugün Murat Bey daha yoğun işlediği için onun ismini alacağım. Türkiye ile ilgili olumlu şeyler söylüyor son 10 yıl falan filan. Bu doğrudur gerçekten. Yani 10 yıl öncesi, 15 yıl öncesinin Türkiye'si çok daha karamsardı. Çok daha demoralizeydi. Ve insanların proje buluş ve yeni fikirleri olan insanların bir yılgınlığı, bir bıkmışlığı vardı ve
kendi ülkesinde gelecek görmeyenlerin dışarıya açılma isteği vardı. Dışarıya gitme ve beyin göçüne sebep olma istekleri vardı. İşte tam da o dönemde benim liderliğini yaptığım kuruluş bu hadiseye gündem oluşturdu. Dedi ki biz proje buluş ve yeni fikirleri olanlar lütfen gitmesin. Biz kurumun gücüyle, dışarıdan herhangi bir fonun desteğinden bahsetmiyorum, kurumun gücüyle biz gücümüz yettiği kadar sizi destekleyeceğiz dedi. Tabii bu amatör düzeyde ve bütün Türkiye'yi kapsamayacak bir destekti ama bir rüzgarı olacaktı ve ben o rüzgarın olduğunu düşünüyorum. İşin özü, firmamızın aslında 87 yılından beri Ar-Ge'ye değer vermesinde gizli. Eğer biz Ar-Ge'ye o gün çok o yıllarda değer vermemiş olsaydık 96 yılında proje buluş ve yeni fikirleri, bunlar hep Ar-Ge derinliği olan konular kuşkusuz, desteklemeye bu kadar iştahlı olmazdık. Yani yine iş dönüp dolaşıp 1987 yılında o sıfırla başlayan süreçte kurduğumuz müessesenin Ar-Ge gündemiyle başladı diyebiliriz. Hatta o günkü vizyonu bugün de kullanıyoruz. O gün bizim müessese demiş ki vizyon olarak teknolojinin limitlerini zorlayarak insanlığın aşamadığı sorunlara çözüm geliştireceğiz demiş. Tam bir mühendislik gündemi. Bugün de aşağı yukarı aynısını söylüyoruz. Evet, beyin göçüne karşı beyin gücünü destekliyoruz demiştik. Bunun kısa bir tanıtım filmi var. Böyle 20 saniye. Bir onu göstereyim aklınızda. Gelecek. 5 dakikamız var İbrahim Bey. 5 dakika yeter zannederim. Bu 20 saniyelik film zaten televizyonlarda bol bol gösterildi hatırlayacaksınız. Ama artık bir şey oldu böyle ne diyelim. Göçtükçe gücümüz de göçüyor. Türkiye göçüyor. Design Group Türkiye'nin geleceğini kaybetmesine seyirci kaldı. Fikrine güvenen gelsin. Evet, bu kısa reklam bütün tematik kanallarda döndü ve biz bu sayede her yıl 250 civarında proje başvurusu aldık. Ve aldık da ne oldu? İşte beyin göçüne karşı bir gündem oluşturduk. Bunu medyada çok yoğun yer aldı. Hem yazılı hem görsel medyada. Bunların linkleri var. Göstersem şimdi Pınar Hanım müsaade etmez. İsmi göstermeyeyim. Pınar Hanım ilk defa bana dikkat ederseniz zamanı hatırlattı. Tabii hayır, şimdi. Öyle bir imaj verdiniz ondan daha aşmadınız zamanınızı. Başkanların da böyle yetkileri nedense tek kişiye uygulayınca demokrasinin kılıcı gibi oluyor. Evet. Bir kurum şapkası altında 35 milyon TL yani desteklediğimiz yıllar içinde düşünün lütfen. Bugünkü bedelle daha büyüktür ve 33 tane proje desteklemişiz. Yani Murat Bey kadar büyük paramız yoktu, ne yapalım. Arkamızda da bir banka yoktu. Onun için bu kadar destekleyebildik ama bunu bir kurum mütevaziliğinde yaptık. İlginç olan bu diye düşünüyorum. Bu fazla idealist bir portre çiziyoruz. Evet, desteklediğimiz projeden bir tanesi bu idi. Hani örnekleme lazımsa bir tohumdan 16 bin tane domates alan bir fikri destekledik. Aslında o fikir 16 bin tane almamıştı. Daha azdı ama biz onu geliştirerek 16 bine kadar çıkarttık. Bir dönümden de 80 ton domates alabilme seviyesine çıkarttık. Yani biz bir Ar-Ge projesini desteklediğimiz zaman o projenin ulusal değil, uluslararası iddiası olması lazım demiştik. Ve nitekim şu anda benim temsilcisini, benim liderliğini yaptığım kurum pek çok konuda dünyada ilk defa yapılan şeyleri yapıyor. Bütünleşik Ar-Ge yapıyor, kimsenin yapamadığını yapıyor, yüzün üzerinde patenti var. Endüstriye dönüşmüş patent sayısında iki kere söylesem bir şey olmaz değil mi? Bir daha söylemiştim. Türkiye lideriyiz, Pınar Hanım onu kesebilirsiniz. Ve bu kadar da yani Ar-Ge konularımızı böyle yüzeysel olmayan, derinliği olan konular olduğunu ifade etmek için söyledim. Biz desteklemediğimiz projeler de var. Aklınıza gelmiş olmalı. 250 tane yıllık proje başvurusu oluyor. Siz bu kadar yılda 33 tane desteklemişsiniz. Biz devlet değiliz. Müsaade edin de bu kadar la sınırlayalım. Ya da banka da yok arkamızda. Bundan sonra daha çok destekleriz. Çünkü bundan sonra profesyonel
diye bakıyoruz. Biz de bir şey katacağız ama gönüllü fonlar da bulacağız. Daha yani ticari bakacak tabii onlar kuşkusuz. Ve kendi desteklediklerimizin dışındakilerini geçmişte projepazarı.com sitesinde yayınladık ve alıcıyla satıcıyı buluşturduk. Yani destekleyemediklerimizi de öyle ihmal etmedik. Bu siteye girebilirsiniz. Bunun bütün şeyler bizim haklar bize ait. Evet. 2014 öncesini anlattım. Orada bir özel sektörün sorumluluğunu dolu dolu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'de bizim gibi yüzlerce özel sektör böyle bir tarafından tutsa emin olun çok daha güçlü girişim şirketlerimiz doğacaktır diye düşünüyorum. Gelelim 2015 sonrasına. 2015 sonrasında tüm bu faaliyetlerimiz Ekin Yatırım Ortaklığı başlığı adı altında, Ekin Fon Yönetim Şirketi başlığı adı altında değişik bir boyut kazanacak. Bunun için biraz önce lafın arasında geçti. TÜBİTAK sağ olsun 1514 diye bir program açıkladı. 1514 programının özü ARGE şirketlerini çekirdek ve başlangıç noktasındaki ARGE şirketlerini destekleyerek onların üretkenliklerini endüstriye dönüştürüp işte ülkemizin katma değerli işler yapabilmesinin miktarını çoğaltmak idi. Zaten biz 96 yılından beri bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bizimle çok örtüştüğünü hissettik ve müracaat ettik. Onlar da 8 firmadan biri olarak bizim müracaatımızı olumlu karşıladılar. Ve bu bir kazanılmış hak olarak gündeme gelince şimdi ikinci, üçüncü ayaklarını gündeme geldi. Nedir ikinci, üçüncü ayaklar? Artık şirketi kurmamız gerekiyor. Çünkü müracaat ederken kurulmamış, planlanmış şirket üzerinden de müracaat edilebiliyor idi. Evet, 75 milyon TL'lik bir fon kuracağız. Minimum bu kadar kuracağız. TÜBİTAK bunun 15 milyon TL'sini vereceğini söyledi. TÜBİTAK söylediyse verir herhalde. Değil mi Murat Bey? TÜBİTAK sözünden dönmez. Bizi değerlendiren grupta Murat Bey de vardı. 5 milyon TL'sini Mir Holding olarak biz destekleyeceğiz. Yani 15'te birini destekliyoruz. Rahatladık gerçekten. Eskiden %100'ünü destekliyorduk. Onun için profesyonel boyut daha büyük iş yapmamıza vesile olacak. Lüksemburg'da bir ofis açacağız. Ümit ediyorum ki bunu kısa vakitte gerçekleştireceğiz. İstanbul'da bir bunun reprezentatif ofisini açacağız. Destekleyeceğimiz proje buluş ve yeni fikirler TÜBİTAK tarafından ARGE aşamasında, TÜBİTAK tarafından, Santes tarafından, Avrupa Birliği'nde kimi o çerçeve vesaire programlarından, Teknopark desteklerinden, COSGAP desteklerinden zaten ARGE aşamasında yararlanmış olmalı diye düşünüyoruz ki olmasa bile biz yılların tecrübesiyle onları yönlendireceğiz. Dolayısıyla bu bir güzel grafik elime geçmişti. Bunu göstermek istiyorum gerçekten. Eğer sıradan bir teknolojiyle hayatiyetinizi devam ettirmek istiyorsanız işte çok az bir yıl sonra büyümeyi frenlemek ve küçülmek zorundasınız. Eğer dışarıdan transfer ettiğiniz bir teknolojiyle devam ettiriyorsanız biraz daha nefes aldırıyor ama onun da çok fazla geleceği yok. Ama eğer kendi teknolojinizi geliştiriyorsanız bu size bir gelecek vaat ediyor, ülkenize bir gelecek vaat ediyor, insanlığa bir gelecek vaat ediyor, özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza dair güçlü ve derin mesajlar veriyor diyoruz. Ve ülkemizin bu dip noktada olan duruşunu, o okun öyle görüntüsüne uygun olarak yukarılara taşımak idealimizi bir kere daha hissettirerek ve dünyaya da Türkiye'den ve kalp gözüyle baktığımızı söyleyerek sunumumu bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Sağ olun. Gayet hakikaten
compact bir prezentasyon çekirdek içinde. Şimdi vakitte nasılız? Bayağı bir ilerledi galiba. Ben burada kısa bir soru, yani belki iki soru maksimum alıp, çünkü bayağı bir zamanda ilerledik, vereceğim söz. Yalnız sorularınızı daha önceki arkadaşımızın hatırlattığı gibi anlatım şeklinde değil, soru şeklinde, cümle şeklinde, bir cümle şeklinde alalım. Buyurun. Peki, teşekkür ederim. Beykent Üniversitesi'nden katılıyoruz. Hocamız Profesör Doktor Sayın Turgut Özkan'ın vesilesiyle bu zirveye katıldık. Gerçekten çok verimli geçtiğini ve çok haz aldığımızı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sorum Sayın Murat Özgen Bey'e olacak. Sorum şu, özellikle yatırım yapacağınız şirketlerde aradığınız kriterler, yani olmazsa olmaz dediğiniz kriterleriniz nelerdir? Sizi melek yatırımcılardan ayıran farkınız nedir? Sorum bu olacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok kısaca aslında ikinci sorunuzu ilk önce cevaplayayım. Şimdi fonlar da kendi içlerinde ayrılıyorlar. Nasıl ayrılıyorlar? İşte büyük ölçekli şirketlere odaklanan fonlar, daha orta ölçekli şirketlere odaklanan fonlar, küçük şirketlere odaklanan fonlar, başlangıç aşamasındaki şirketlere odaklanan fonlar ya da bir fikire yatırım yapmak isteyen fonlar ya da kişiler. Her fonun da kendi içerisinde bir know-how geliştirdiği için siz de oradan çok fazla ayrılmak istemiyorsunuz. Şimdi iş girişim kendi özelinde daha orta ölçekli şirketlere, onun da kafamızdaki bizim yapı 50 milyon lira ve altındaki cirolu şirketlere bakıyoruz. Minimumda bir 20-25 milyon lira olsun istiyoruz. Yani bu civardaki şirketleri desteklemek istiyoruz. Bunun bir öncesi de işte şimdi İbrahim Bey'in kurmak istediği bir fon. Onun daha öncesi de angel investor ya da melek yatırımcı. Yani fikre hızlı bir şekilde yatırım yapmak isteyen, çok fazla işe karışmayan ama kendi know-how'ını da hızlı bir şekilde aktarmak isteyen kişiler bir angel investor ya da melek yatırımcı dediğimiz bir ekosistem oluşuyor. Bu Amerika'da çok gelişkin. Çünkü Amerika'da bu angel investor'lar sahiden kendileri bir araya geliyorlar. Oraya projeler geliyor. Bu kişiler gidiyor bu projeleri değerlendiriyor ve çok hızlı bir şekilde bunu yapılandırıyor. Bunu da hazine müsteşarlığı altında Türkiye'de şu anda desteklemiş durumdalar. Kişilere özel vergi imtiyazı tanıyarak bu kişilerin Türkiye'de bu küçük şirketlere yatırım yapmasını özendiriyor. Biz aslında mesela bizim iş girişimi özelinde biz bir sinema zincirine ortaktık. Gittik dünyanın en büyük fonlarından birisi olan bir Amerikalı fona sattık. Yani bir sonraki roundu da başka bir fon gelip fonlayabiliyor. Yani melek yatırımcı alıyor bu yatırımı belli bir yere getirdiği zaman daha küçük ölçekli şirketlere venture capital diyoruz biz bunlara. Onları satarak büyüyor, venture capital da geliyor, bize satıyor. Biz aslında şirketleri bu evre, yaşam evrelerinde gidip fonluyoruz. Şimdi benim özelimde benim için en önemli nokta management dediğimiz yönetim kadrosu. Şirketin ismi, cismi bizim için çok önemli değil. Çünkü şirketi bir noktadan öbür noktaya getirecek olan en önemli perspektif içerideki yönetim kalitesi. Çünkü biz geçmişe yatırım yapmıyoruz, biz geleceğe yatırım yapıyoruz ve çok hızlı büyümelerini istiyoruz ve bunu yaparken de altyapıların düzgün kurulmuş olması gerekiyor. Onun için düzgün yönetim kadroları bizim için en önemli kriter. İkinci önemli kriter de ayakları yere basan iş planının olup olmaması. Türkiye'de en büyük çektiğimiz sıkıntılardan birisi bu iş planlarının maalesef çok yoğun şirketler tarafından gerçekleştirmemiz. Bizi telefondan arıyorlar, diyorlar ki Murat Bey bir projemiz var, ne olur bize web sitemizde var diyoruz. Bir sayfalık, bir sayfa bize ne olur doldurun, lütfen biz size gelelim anlatalım. Hep anlatma usulü. Fakat bizde maalesef Türkiye'deki en büyük eksiğimiz yazmak, çizmek, analiz yapmak. Bunu bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Maalesef internet sitesinden bize başvuru yapan şirket sayısı bugün itibariyle 3. Yani 2250 şirket içerisinde sadece 3'ü web sitemiz üzerinden bize başvuru yapmış. Bunun dışındakilerin hepsini birebir görerek yapmışız. En önemli kriterler bence bu ikisi. Çünkü iş girişimin sağladığı katma değerlerden birisi nedir derseniz de, şimdi doğal olarak daha küçük ölçekli şirketlere iyi bir yönetim kalitesi getirmekte maalesef şirketler kendi içerisinde sıkıntı yaşıyor. Bunu bir fiil biz kendi şirketlerimizde de yaşadık. İsmi bizde kalsın, bir sektörde yatırım yaptığımız bir şirkete genel müdür atarken
çok o sektörün içindeki en büyük global oyuncularının birisinin eski genel müdürünü getirdik. Ve bize dedi ki ben bu şirkette çalışıyor demem, ben iş girişim için çalışıyorum dedi herkese. Şimdi aslında private equity'ler bence en büyük yaptığı işlerden birisi, bence en önemli konu. Biz bu tip yönetim kalitesini ve işte bu kadroları şirketlere çekebiliyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Hem isimlerimizle beraber ama biz belli bir süre sonra çıktığımız için bu şirketlerden çıkışla beraber aslında bu yönetimleri de nemalandırıyoruz. Bir kazan kazan sistemi oluşturuyoruz ki bunu ne bir stratejikçi ortakçı yapabilir ne bir patron yapabilir. Türkiye'de maalesef öyle bir sıkıntımız var. Ama private equity'ler bu yönetim kadrolarına diyor ki ben kardeşim 5 yıl sonra çıkacağım. Çıktığımda belli bir getiri sağlarsam sen de bu işten benden belli bir şekilde nemalanacaksın. Bu çok yüksek bir motive edici bir havuç diye ben görüyorum. Ve bu Türkiye'de çok büyük bir farklılık yaratıyor. Önemli iki konu bu. Yönetim kalitesi, düzgün bir iş planı. Çünkü öyle iş planları geliyor ki, önümüze geliyor ki, sahiden biz de ürküyoruz. Çünkü bunların oluşturulması çok kolay değil. Ayakları yere basan, çünkü ona göre sermaye aktarıyorsunuz. Ona göre o iş planı destekliyorsunuz. Bunu da iyi bir yönetimle bir şekilde sağlamaya çalışıyorsunuz. Yönetimde şöyle yer alıyoruz, yönetim kurullarında yer alıyoruz. Hatta gerekiyorsa bizim 12 yıldan sonra edindiğimiz deneyim icra kurullarında girmeye başladık. İcra kurullarını haftada bir genellikle şirketin genel müdürü, mali ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, şirketin asıl patronu ve biz bir araya gelip 4 kişi biz şirkete nasıl yardımcı olabiliriz diye aslında haftalık bir toplantı yapıyoruz. Bu genellikle ilk bir sene yaptığımız bir konu. Birinci yıldan sonra bunu yavaşlatıyoruz. Çünkü bizim işimiz, şimdi bizim portföy şirketlerine bakarsanız Aras Kargo'ya da ortak olduk, Havaş'a da ortak olduk, TÜYAP Fuarcılığa da ortak olduk, 3 tane teknoloji şirketine ortak olduk, 4 tane perakende şirketine oldu, inşaat malzemelerine ortak olduk, sağlığa ortak olduk. Şimdi bunlarda bizim know-how'umuz yok. Ben ne sağlıktan anlarım, ne fuarcılıktan anlarım, ne de perakendeden anlarım. Her ne kadar hepimiz perakenden 3 aşağı 5 yukarı anladığımızı düşünürüz ama sahiden onlar da kendi içerisinde çok büyük bir know-how gerektiriyor. Fakat bizim yaptığımız konu şu, biz şirketi çok iyi organize ederiz. Benim ve takım arkadaşlarımın yaptığı en iyi şey organizasyon yapılarının kurulması, doğru adamların atanması, doğru iş planlarının yapılması. Çok ufak bir örnek daha. Girdiğimiz yıl şirketlerde bütçeyle gerçekleşme oranlarına baktığımızda %65'ler civarındayız. Çıktığımız şirketlerde %94 ve üzeri. Şimdi demek ki bir bütçe disiplini, bunları kurmak çok önemli. Çünkü bütçe disiplininiz olmadığı bir yerde şirketin yaptığı harcamalar harcarsanız sonra size o gelir gelmez. Sonra bir bakmışsınız bilançonuzda çok büyük bir borç ama şirket gelir ve nakit yaratamıyor. Bir bakmışsınız şirket zor durumda. Şimdi bizim katma değerlerimiz bence en büyük konu bu. Bu tip kurumsallaşmayı sağlayıp şirkette bu kazan kazanı, çünkü biz genel olarak iş girişim azınlık hissedarı oluyor. Çoğunluk hissedarı da bize vermiş olduğu %20 hissenin dışındaki kendi %80'ini bugünkü değerden çok daha bir fazla değer haline getirebileceğimizi inanıyorsak bu yatırımları bir kazan kazan altında yapmaya çalışıyoruz. Onun için günlük işlerde kesinlikle yokuz ama makro işlerde baya baya işin içindeyiz. Çok teşekkürler. Galiba var mı vaktimiz? Tevfik Bey siz daha iyi bilmeniz lazım. Tamam. Bir son bir beyefendi söyleyeyim. Siz buyurun. Size verelim sözü. Çünkü Tevfik Bey'in bu panelin oluşumunda çok da desteği oldu. Kendisine ayrıca teşekkür etmek istedim. Buyurun. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok yararlandık panelden. Benim de sorum şöyle. Türkiye'nin İstanbul'u bir finans merkezine çevirmek istediğini hepimiz biliyoruz. Bunu çok iddialı bir şekilde artık dile getiriyor. Diğer taraftan Zeynep Hanım'ın ifade ettiği gibi Lüksemburg'da dünyada ikinci büyük finans merkezi. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman biz İstanbul ve Lüksemburg'u birbiriyle rekabet eder şekilde mi görüyor olacağız? Yoksa İstanbul ve Lüksemburg birbirini tamamlayan iki merkez mi olacak? Sorum daha çok Lüksemburg'dan gelen panelistlerimize olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok da yerinde bir soru ve panelimizi aslında alt başlığı da bu, ana başlığı da bu. Kim cevap vermek ister?
başlangıç olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani hani zaten Lüksemburg'un kendi içinde oluşturduğu dinamik ve düşünce tarzı hep kooperasyon şeklinde. Yani ve dünyanın da genel olarak finans sistemlerine baktığımızda Londra ile New York mesela active trading konusunda bir numaradır. Orada gerçekten kendi yerini almıştır. Lüksemburg administrasyon konusunda dünyanın en büyük ikinci fon merkezidir Amerika'dan sonra. Wealth management kısmına baktığımızda Eurozone'da yine Lüksemburg bir numaradır ama bütün Avrupa olarak baktığımızda diğer merkezler de söz konusu olur. Yani hani genel olarak elbette ki rekabet her zaman daha iyi hizmet vermek açısından söz konusu olacaktır ama hedef elbette ki birlikte iş yapmaktır. Elbette. Bence de tamamlayıcı unsurları olan iki piyasadan bahsediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Beyefendi çok kısaca alalım, birebir de sorabilirsiniz panel bittikten sonra ama çok kısaca alalım o zaman. Tabii. Çok teşekkür ederim. Proporlu hanımefendiler ve beyler, gerçekten Türkiye ekonomisinin geleceğini çizmeye çalıştınız bize. Bir sorum var, özellikle Lüksemburg'dan gelen çocuklarımıza diyeyim. Bir kısmı da sanırım avukat ve bu sistemde hukuk, Lüksemburg hukukunu incelediklerini ve anlattıklarını ve ona göre sistem kurduklarını söylüyorlar. Fakat yatırım eğer Türkiye'de olursa yatırımın bir diğer önemli ayağı da çok önemli olan ayağı da bankalar Türkiye'de. Acaba bankaların kredi verdikten sonraki davranışlarını ve Türk hukukundaki uygulamalarıyla ilgili herhangi bir araştırma yaptınız mı? Çünkü yarın bugün anlaşma yaptığınız, ortak olarak aldığınız herhangi bir firmanın bir anda bankanın eline geçip yok pahasına elinizden kaydığını görebilirsiniz. Bu sistem üzerinde herhangi bir çalışma yaptınız mı? Ben özellikle bunu sizlere sormak isterim. Bu incelemeyi de görmek isterim. Teşekkür ederim. Ben sadece şöyle bir deneyimle ilgili olarak bilgi verebilirim. Şimdi Türkiye'de oluşturulacak bir, yani bizim Türk yatırımcılarımız var elbette ama daha değişik coğrafyalarda tabii ki daha fazla private equity işiyle pratik olarak çalıştık diyebilirim. Ama şu mümkün, Türkiye'de proje dahilinde, bir takım projeler dahilinde sadece Türkiye'den değil dünyanın diğer yerlerinden de kredi bulmak mümkün. Mesela biz bunu sağlıyoruz. Ve şimdi Türkiye'nin tabii ki çok fazla avantajı, çok ciddi bir dinamizmi, çok harika bir büyüme potansiyeli olmakla birlikte ne yazık ki faiz oranları hala çok yüksek. Bütün dünyadaki sistemle karşılaştırıldığında. Tabii ki Murat Bey'in de söylediği gibi o organizasyonun planlamanın o kostları içine alacak şekilde yapılması gerekir ki en önemli zaten faktör o. Ama eğer ki orada bir faiz veyahut da işte kapital bulunmasıyla ilgili bir problem varsa biz bunu sağlıyoruz. Bununla ilgili elbette ki desteğimiz oluyor ama hani diğer Murat Bey'in söylediği detayların çok özel olarak organizasyon kısmıyla ilgili olarak işte Murat Bey gibi şirketlerle ortak anlaşmalar yapıp bu doğrultuda çalışıyoruz. Ben iki şey söyleyebilir miyim, ekleyebilir miyim? Bir, zaten fonlar, fon dediğiniz sermayenin kendisi. Yani sermaye bir yerde toplanıyor. Bu yapılar aslında baktığınızda orada bir akümüle edilmiş bir sermaye yok. Bunlara transparent diyorlar, şeffaf. Yani yatırım olduğu zaman buradan telefonla deniyor ki benim Türkiye'de bir yatırımım var, parayı yolla, o para o fonun içine giriyor ve direkt buraya geliyor. Ve ondan sonra çıkışta da fona tekrar geri gidip fona para verenlerin cebine giriyor. Yani aslında bir aracı gibi bir rol üstleniyor bu fon. Şimdi borç şirketin Türkiye'deki şirketin bilançosuna giriyor ve şirket eğer performans sergileyemezse tabii ki banka bunu ele geçirebilir. Haklısınız ama bu krizde Amerika'da da gördük, Avrupa'da da gördük. Bankalar sağlı sollu bütün private equity'lerin elindeki fonların yatırım yapmış olduğu şirketleri ele geçirdi. Türkiye'de de var bunun örnekleri. Bu da bu işin doğasında. Çünkü biz yüksek risk, yüksek getiri bekliyoruz. Çok doğal olarak şirketler borcunu ödeyemeyebilir, bankaların eline geçebilir, hatta bırakın batabilir. Zaten biz bu riskleri alarak yapıyoruz. Hani sizin sorunuz eğer öyleyse, fonlar kendisi aslında borcu almıyor,
fonlar borcu yatırım yapmış olduğu şirketlerin genellikle bilançolarına çekiyor. Burada bitirmek durumundayız diye düşünüyorum. Saat 6'ya geldi. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten son derece değerli panelistlerimiz vardı. Kendilerini yakalarsanız yine sorularını sorarsınız. Sayın Büyükelçimize bu arada bize verdiği destek için, Luxembourg for Finance'e verdikleri destek için çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler. Teşekkürler. Biz de değerli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizleri sahneden indirmeden önce SESRİK Başkanı Profesör Doktor Savaş Alpay'ı sahneye davet etmek istiyorum konuşmacılarımıza plaketlerini vermek üzere. Konuşmacılarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu panelle birlikte bugünlük AFES'in sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.